Herkese merhaba. Bugünkü konumuz hangi içerikler birleştirilebilir, hangileri birleştiremez. Bununla alakalı bana çok fazla soru geldiği için hepsini bir videonun altında toplamak istedim. Aslında daha önceki videolarımı seyrettiyseniz yani birçoğunu biliyorsunuz zaten ama tek bir video altında toplamak istedim hepsini. Çünkü hala bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor bana. Onlara tek bir videoyla cevap vermiş olurum böylece. Kafası bu konuda hala çok karışık olanlar var. Özellikle asitler konusunda hangi asitleri birleştirebilirim, hangilerini birleştiremem aynı rutinde veya işte aynı gün içinde vesaire. Özellikle böyle haftalık rutininizde kimyasal asitleri kullanıyorsanız gerçekten bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış şeyleri bir arada kullandığınız zaman gerçekten cildinize ciddi anlamda zarar verebilirsiniz. Cilt bariyerine yani. Öncelikle şunu belirteyim. Bu ciltte iritasyon yaratan yanlış kombinasyonlar hep böyle farklı aktif içerikleri birleştirmekten kaynaklanıyor aslında. Aktif içerikler derken şunu kastediyorum. Ciltte gerçekten etkili olan içerikler bunlar. Mesela kimyasal asitler, C vitamini, EHA, BHA, retinoller gibi ya da mesela niacinamide. Bu da aynı şekilde aktif içerikler kategorisine giriyor. Bunlar dediğim gibi gözle görülebilir etki yaratan içerikler ciltte. Aktif içeriklerin farklı farklı özellikleri var. Genel olarak konuşuyorum. Cildi soymada, işte kolajen üretimini desteklemede, anti-aging adına gerçekten çok faydaları var ve biz de rutinimize mümkün olduğunca çok aktif içerik koymaya çalışıyoruz. Ama bunları gerçekten birleştirirken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu da belirteyim. Bu konuda da çok fazla soru geliyor. Hani mesela atıyorum C vitaminiyle EHA, BHA birleştirmeyin diyorum ben normalde ama mesela bazı markalar böyle ürünler çıkartabiliyorlar. Hepsi bir arada. C vitamini de var, EHA de var, BHA de var mesela ürünün içerisinde. Tabii ki bazı markalar farklı aktif içerikleri birbirlerine uygun olacak şekilde birleştirebilirler bir üründe. Uygun dozlarda birbirleriyle etkileşime geçmeyecek şekilde formüle edilmiş ürünler olduğu için bunları kullanmak güvenli değil mi? Hayır, tabii ki güvenlidir muhakkak. Testlerden de geçmiştir diye tahmin ediyorum. Yani markadan markaya değişir ama formülasyonu stabildir. O şekilde piyasaya sunulmuştur büyük ihtimalle. O yüzden korkmanıza gerek yok yani bu tip ürünlerden de. Ama ben yine de kimyasal asitlere eğer yeni başlıyorsanız bu tarz böyle her şey bir arada ürünlere yönelmenizi tavsiye etmem. Çünkü daha önce kullanmamış olduğunuz için hangi asite cildiniz nasıl bir reaksiyon verir bunu bilmiyorsunuz. O yüzden bana kalırsa eğer böyle yeni başlıyorsanız asitlere o zaman kesinlikle hepsine ayrı ayrı ürünler şeklinde almakta bence fayda var ve düşük dozlarla başlamanız gerekiyor. Cildinizi bu şekilde gözlemleyip cildiniz o içeriği seviyor mu bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi karıştırmaması gereken içeriklere gelelim. Önce asitlerle başlayacağım. Bana kalırsa en güvenli yöntem bir rutinde sadece bir asit kullanmak. Bu şekilde aslında cilt iritasyonunu da minimuma indirmiş olursunuz. En doğrusu ve en kısa yolu da bu aslında. Yani cilde en az zararı ve en fazla yararı bu şekilde verirsiniz. Yani mesela C vitamini kullanıyorsanız yani elascorbic asit kullanıyorsanız EHA, BHA ve diğer asitleri aynı rutinde kullanmayın. Özellikle de böyle yüksek yüzdeli konsantrasyonlar kullanıyorsanız hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Mesela diyelim ki kullandığınız C vitamini serumu %10'dan yüksek. O zaman diğer asitleri kesinlikle kullanmayın. Ben mesela ilk başladığım zaman önce %5 C vitamini içeren bir serumla başladım. Bunu haftada 2 kere kullanmaya başladım ve başka asitleri kullanmamıştım o dönem. Yani cildimin alışmasını bekledim açıkçası. Sonrasında cildimin alıştığını gözlemledikçe farklı asitleri gece rutinime koymaya başladım. Burada dediğim gibi cildinizi gözlemlemeniz ve herhangi bir iritasyon durumunda da kullanım sıklığını azaltmanız bence önemli. Hatta belki ara vermeyi bile düşünebilirsiniz eğer çok fazla irite olduysa. Daha sonrasında eğer cildiniz alışırsa mesela C vitaminine sonrasında BHA veya EHA ürünü de koymayı düşünebilirsiniz rutininize. Hangi asit ürününe yönelmeniz gerektiğini ve hangi sıklıkla kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu konuyla alakalı çok detaylı bir videom var. Eminim o videoyu izledikten sonra birçok sorunuza cevap bulacaksınız aslında. Şimdi hangi asitler birleşmiyor? Bununla başlayalım. Temizleme aletleri, kese, scrublar yani fiziksel peeling ürünleriyle kimyasal asitleri aynı rutinde mümkünse birleştirmemek gerekiyor. Bundan kastım şu aslında mesela yüzünüzü yıkarken fırça kullandıysanız, kese kullandıysanız ya da konjak süngeri olabilir. Aynı şekilde silikon başlıklı temizleme aletleri var artık. Bu tarz ürünlerle eğer cildinizi temizlediyseniz sonrasında kimyasal asit mümkünse kullanmayın. Çünkü her ikisi de aslında eksfoliyasyon yapıyor cildinize. Yani ölü derilerden arındırıyor. Ama her ikisini birden aynı rutinde yaparsanız
cildinize çok fazla gelecektir. Gereksiz yere irite edecektir ve büyük ihtimalle kurutacaktır da cildinize. Hatta sizi korkutmak gibi olmasın ama cildi bu yüzden yara olanları ben biliyorum. Daha önce kanalda yaptığım videoları da izlediyseniz zaten benim böyle fiziksel eksfoliyasyon yanlısı biri olmadığımı da biliyorsunuzdur. Ben böyle fiziksel parçacıkları, scrublar, işte temizleme aletleri vesaire bunlardan çok hoşlanan biri değilim. Cilt bariyerine ciddi anlamda zarar verdiklerini düşünüyorum uzun vadede. Ve böyle mikro yatıklara yol açtıklarını düşünüyorum. O yüzden ben kullanmayı tercih etmiyorum açıkçası. Benim tercihim kimyasal asitlerden yana oluyor. Çok daha nazik olduklarını düşünüyorum açıkçası. Böyle neredeyse son 2 senedir hiç fiziksel peeling ürünü kullanmadım diyebilirim. Siz seviyor olabilirsiniz, kullanıyor olabilirsiniz. Ama kimyasal asitlerle aynı rutinde kullanmamaya çalışın. Akne solüsyonları ve kimyasal asitler. Akne solüsyonlarından kastım işte sülfür içeren böyle pembe karışımlar var. O olabilir veya salisilik asit. Benzoyl peroksit içeren sivilce kurutucular olabilir. Eğer o rutinde kimyasal asit kullandıysanız en son üzerine bir de akne solüsyonu sürerseniz cildinizi yakma ihtimaliniz var. Çoğu kişi kimyasal asitlerin cilt üzerinde ne kadar etkili olduğunu farkında değil. Yani ciddi anlamda soyucu etkisi var. Örnek olarak veriyorum. Mesela kullandığınız toniğin içerisinde, serumun içerisinde veya kremin içerisinde kimyasal asit varsa o zaman üzerine bir de akne solüsyonu sürerseniz cildiniz ciddi anlamda irite olabilir, yanabilir, soyulabilir hatta. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. C vitamini sonrası da benzoyl peroksit kullanmak bu arada C vitamininin okside olmasına neden oluyor. O yüzden eğer o gün akne solüsyonu kullanacaksanız kullandığınız ürünlerde kimyasal asit var mı diye bir dikkat etmenizde fayda var. C vitamini ve diğer kimyasal asitler. En başta belirttiğim gibi tek bir rutin içerisinde hem C vitamini hem EHA, BHA vesaire kullanmamak gerekiyor. Özellikle bunun için ayrı ayrı ürünler kullanıyorsanız bence gerçekten ayrı rutinlerde kullanmak gerekiyor. Ben mesela ne yapıyorum? C vitaminini dönem dönem sabahları kullanıyorum. Akşam da haftada 2 maksimum 3 kez olmak üzere EHA veya BHA kullanıyorum. Bu şekilde cildim hem irite olmuyor hem de tüm bu içeriklerden tam anlamıyla faydalanabiliyorum aslında. Şunu unutmayın kesinlikle. Kimyasal asitleri evet seviyoruz. Çok fazla vaatleri var vesaire ama fazla fazla kullanmak cildinize yarar değil zarar verecektir. Cildinizi yavaş yavaş alıştırdığınıza ve dönüşümlü kullandığınıza emin olun derim. BHA ve EHA'yı retinolle birleştirmemek. Yine aynı mantık, ikisi de cilt soyucu ürünler olduğu için özellikle böyle yüksek konsantrasyonlu kimyasal asitleri kullanıyorsanız yine ikisini aynı rutinde birleştirmemeniz en iyisi. Videonun başında da belirtmiştim. Bazı markalar bunların hepsini aynı ürünün içerisinde kullanabilir. Bunlar genelde daha stabildir yani çünkü ürün ona göre formüle edilmiş demektir. Yine de cildinizin nasıl tepki vereceğini sizden başka kimse bilemez. O yüzden eğer böyle bir ürün almak istiyorsanız önceden tester deneyin mümkünse veya cildinizin alışık olduğunu bildiğiniz asitlerden seçmeye özen gösterin. Ama yine de yeni başlayanlar için söylüyorum. Bu tarz böyle hepsi bir arada ürünlerden ziyade düşük yüzdeli ve sadece tek bir kimyasal asit içeren ürünlere yönelmeniz sizin için daha iyi olur. Cildinizin toleransını görmeniz açısından. BHA ve EHA birleşiyor mu? Bu konuda da çok fazla aslında yanlış bilgi dolanıyor. Bu da yine demin belirttiğim gibi aslında cildinizi çok irite etmemek için ikisinin aynı rutinde kullanmamak en iyisi. Ama mesela bazı ürünler var. Bu ikisinin beraber tasarlandığı ürünler ve yüksek konsantrasyonlu ürünler de var bu şekilde. Belki olgun ciltliyseniz cildiniz asitlere alışıksa cildiniz kaldırabilir, tolere edebilir bunu ama yeni başlıyorsanız kaldırmayacaktır çok büyük ihtimalle. İkisinden de faydalanmak istiyorum diyorsanız eğer ki gayet anlaşılabilir bir durum. Mesela hem EHA hem BHA içeren düşük yüzdeli tonikler var. Bunlarla başlayabilirsiniz. Mesela %1'den yüksek olmayan tonikler. Bunlar her gün kullanıma uygun bile diyebilir. Çünkü dediğim gibi asit yüzdesi bayağı düşük. Ama tam anlamıyla faydalanmak istiyorum ben BHA'dan hem EHA'dan diyorsanız ayrı ayrı ürünler alıp farklı rutinlerde kullanmanızı öneririm. Lazer tedavisi veya ağda ve kimyasal asitler. Bu da kesinlikle birleşmemesi gereken bir kombinasyon. Bu soru da çok fazla geliyor bana. Lazer tedavisi görüyorum. Kimyasal asit kullanabilir miyim diye. Lütfen ısrarla söylüyorum. Eğer lazer tedavisi görüyorsanız tedaviniz bitene kadar kimyasal asitleri bence kullanmayın. Israrla ama kullanmam lazım diyorsanız da doktorunuza danışın. Doktorunuza danışmadan kullanmaya kalkışmayın bence. Cildiniz özellikle bu dönemde çok hassas olacağı için üzerine bir de kimyasal asit kullanmak cilt bariyerinize çok ciddi anlamda zarar verebilir ve cildinizi yakabilirsiniz yani daha fena yakabilirsiniz. Ağda yaptırdığınızda da aynı şekilde en azından 2-3 gün cildiniz toparlanana kadar kullanmamaya çalışın kimyasal asitleri.
Yani uzun lafın kısası, bir rutinde sadece bir kimyasal asit kullanmaya çalışın. Cildinizin strese girmesini, irite olmasını istemiyoruz. Çünkü cilt bariyerinize zarar vermek istemiyoruz. Şunu da unutmayın ki kimyasal asitler farklı pH aralıklarında çalışıyorlar. Hepsinin cilde etkili olması için belli bir pH aralığında olması gerekiyor. Ve bu neredeyse bütün asitlerde farklılık gösteriyor diyebilirim. Mesela en düşük pH aralığında çalışan asit C vitaminidir. Yani L-askorbik asit. Ondan sonra BHA, sonra EHA gelir. Yani bu farklı asitleri birleştirirseniz sadece cildinize zarar vermezsiniz aslında. Ürünlerden de tam anlamıyla verim alamazsınız. O yüzden dediğim gibi ayrı rutinlerde kullanmaya çalışın. Bu konuda da yine bu videoda uyarı yapmadan geçemeyeceğim sanırım. Eğer kimyasal asit kullanıyorsanız rutininizde lütfen her sabah güneş kreminizi kullanın. Kendinize bu konuda güvenmiyorsanız, yani ben her sabah güneş kremi süremem diyorsanız eğer, kimyasal asitlere hiç bulaşmayın derim. Çünkü kimyasal asitler cildinizin en üst tabakasını soyduğu için güneş ışınlarına daha hassas hale getiriyor ve sizi daha kötü lekelendirir, daha kötü yaşlandırır. Bu sebepten dolayı eğer güneş kremi kullanmayacaksanız kimyasal asitleri kullanmayın. Bu kadar net konuşuyorum bu konuda. Zaten kimyasal asitleri en başta neden kullanıyorsunuz? Kırışıklıkları geçirmek için, lekeleri açmak için vesaire. Bu sebepten kullanıyorsanız eğer güneş kremi kullanmanız gerekiyor en başta. Şimdi iyi olan bileşimlere geçelim. Bu konuda da çok fazla soru alıyorum. Onları da bu videoya eklemek istedim o yüzden. İlki kimyasal asitler ve hyaluronik asit. Sanırım bu konuda da çok fazla kafa karışıklığı var. Şundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hyaluronik asit de bir kimyasal asit zannediyor insanlar ama değil aslında. Cildi soyucu özelliği yok. Hyaluronik asit bir hümektandır. Yani nem çekici özelliği vardır. Cildi nemlendirici özelliği vardır. Ağırlığının 1000 katı kadar suyu kendisine çeker. Bu şekilde cildi nemli tutuyor aslında. Cildi soyucu bir özelliği yok. O yüzden kimyasal asitlerin sonrasında kesinlikle kullanabilirsiniz. Hatta çok da iyi bir birleşimdir bu. Çünkü kimyasal asitler cildin en üst tabakasını soyacağı için sonrasında kullanacağınız hyaluronik asit çok daha iyi bir şekilde emilecektir. O yüzden her türlü kimyasal asit sonrası kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kimyasal asitler ve EGF, seramitler, peptidler gibi diğer anti-aging ve cilt bariyerini onarıcı içerikler. Yine aynı şekilde sanırım EGF, seramitler, peptidler de kimyasal asit gibi mi görülüyor? O yüzden böyle bir kafa karışıklığı var sanırım. Bu iki grupta rahatlıkla birleşiyor. Endişeniz olmasın. Yine aynı şekilde kimyasal asitler cildin aslında üst tabakasını soyacağı için sonrasında kullanacağınız bu tarz böyle anti-aging içerikleri veya cilt bariyerini onarıcı içerikler aslında çok daha iyi bir şekilde emileceği için çok iyi bir karışımdır bu da. EGF, seramitler ve peptidler zaten cildin içerisinde olan maddeler bu arada. Seramitlerin mesela cilt bariyerine onarıcı etkisi var. Peptidler ve EGF'de aynı şekilde anti-aging özellikleri var. Dolayısıyla kimyasal asit sonrası rahatlıkla kullanabilirsiniz. C vitamini, EHA, BHA gibi kimyasal asitleri E vitamini ve ferülük asit gibi antioksidanlarla birleştirebilirsiniz. E vitamini zaten çok iyi bir antioksidandır bildiğiniz gibi. Cilde çok iyi geliyor. Çok iyi bir nemlendirici içerik aslında. C vitamini ile beraber kullanıldığı zaman etkisi kat kat artıyor. Hatta birçok C vitamini serumunda hem E vitamini yani tokoferol hem de ferulik asit olduğunu görürsünüz. Ferulik asit de bir çeşit aslında antioksidan diyebiliriz onun için. E vitamini de aynı şekilde çok nemlendirici bir etkisi olduğu için EHA, BHA sonrası da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Antioksidanlar da aslında daha iyi emilecektir yani herhangi bir kimyasal asit kullanımı sonrası. O yüzden bu da gayet iyi bir birleşim. C vitamini ve niacinamide. Bu konu sanırım en fazla kafa karışıklığı yaratan ve en fazla yanlış bilgi olan konu aslında internette. Bu ikisi karışmaz yazıyor birçok blog yazısında. Ama bu aslında yanlış bir bilgi. Hatta böyle mitleşmiş yani resmen. Son zamanlarda farklı kimyagerler tarafından çürütüldü aslında. Detaylı bir şekilde bahsedeceğim şimdi. Çoğu kişi aslında bu ikisini aynı rutinde rahatlıkla arka arkaya kullanabilir. C vitamini zaten çok iyi bir antioksidan ve cilt soyucu özelliği var. Hem kolajen üretimini destekliyor hem güneş ışınlarının verdiği zararı da geriye çeviriyor. Bildiğiniz gibi ve lekeler üzerinde de çok inanılmaz bir etkisi var. Niacinamide anti-inflamatuar etkisiyle bilinen özellikle de akneli ciltlerin çok sevdiği bir içerik. Hem lekelerle savaşıyor hem de gözenek görünümünü azaltıyor aslında. O yüzden akneli ciltler çok seviyor bunu. Çoğu kişi rutininde her ikisine de yer vermek istiyor. Benim de çok sevdiğim, çok faydalandığım içerikler bu arada. Bu ikisinin karışmayacağı konusundaki kafa karışıklığı şundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. C vitamini ve niacinamide birleştiği zaman niacinamide niasine dönüşüyor gibi bir algı var. Niasin de aslında cidde etkili bir içerik ama kötü bir yan etkisi var. O da Langerhans hücrelerini aktive etmesi. Bu da ciddi anlamda kızarıklık ve aşırı yanmaya
neden olabiliyor. Aslında geçici bir durum ama hassas ve akneli ciltlerin dikkat etmesi gerekiyor. Fakat şunu belirteyim ki bu gerçekten ender rastlanan bir durum. Zaten şöyle de bir gerçek var. Bu iki içerik birleştiği zaman niacinamide niacine dönüşmüyor. Hatta çok net söyleyeyim size. Bazı deneyler yapılmış, 120 dereceye kadar ısıtıldığında ürün o zaman bile dönüşmediğini görmüşler. Aşağıya farklı araştırmaları koyacağım okumak isteyenler için. Bu iki içeriği karıştırdığınızda rengi sararıyor. Bu da C vitamininin oksidasyonundan kaynaklanıyor gibi yanlış bilgiler de var. Aslında okside olmuyormuş C vitamini. Bu da araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Beraber kullanılsa da hala çok etkili oldukları bulunmuş. Uzun lafın kısası, korkmanıza gerek yok. Her ikisi birleşiyor, kullanılabiliyor. Aşağıya da dediğim gibi araştırmaları ekleyeceğim. Eğer bu konuda hala kafa karışıklığı yaşıyorsanız oradan detaylı okuyabilirsiniz. Videoyu artık burada bitiriyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım sorularınıza cevap olmuştur burada anlattıklarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.